Merhaba arkadaşlar. Meristem dokuya başlayalım. Meristem dokunun iki çeşidi vardır. Birincil meristem ve ikincil meristem diye. Biz şimdi birincil meristemle dokulara başlayalım. Arkadaşlar birincil meristem tohumdan itibaren bölünme özelliğini koruyan ve hiç kaybetmeyen bölünür dokudur. Hiçbir zaman kaybetmez. Ve bitkinin boyca uzamasını sağlar. Boyca uzama bitkilerde sadece yükselme demek değildir. Kök de toprağın içine doğru uzayabilir. Yani bitkilerde yukarı ve aşağı doğru uzamayı birincil meristem sağlar. Bunun dışında yazalım kök ve gövde ucunda birincil meristem bulunur diyelim. O zaman kök ve gövde ucunda bu meristem nasıl bulunuyor, birincil meristem nasıl bulunuyor ona bakacağız. Onu inceleyeceğiz. Uç meristem. Hep uçlarda bulunduğu için birincil meristemin diğer adı uç meristemdir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir bitki üzerinde bunu anlatmaya çalışalım. Şöyle bir bitki düşünün. E, yaprakları işte ucundaki tomurcuğu falan ee, diğer doğalarda da tomurcuk olabilir tabii ki. Ee, bunun dışında işte toprağın altındaki kökü vesaire bunlar. Bunların üzerinde şimdi uç meristemi göstermeye çalışalım. Önce kök ucundaki meristeme bakalım arkadaşlar. Kök ucundaki meristemi, şu büyüttüğümüzü farz edin ve o şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Kökün en ucundaki Kısma bakalım şöyle. Ee, bu ucun arkadaşlar kökün ucunda en ucunda bir sürü meristem hücresi vardır. Bunlar tohumdan çıktığından beri bölünen hücrelerdir bunlar. İşte bu uç meristemdir. Sürekli bölünerek kökün uzamasını sağlayan uç meristem. Bu hassas hücreler bunlar. Hatırlarsanız meristem doku hücreleri ince, çeperli, bol stoplazmalı, toprakta aşınabilir. Onun etrafını koruyan kaliptra denen bir tabaka vardır. Bu çok önemli. Sorulur sınavlarda bu. Ee, bu kaliptra hem meristemi korur, e, yıpranmasını önler, hem de e, toprağı yumuşatan salgılar salgılar arkadaşlar ve kökün büyümesini kolaylaştırır, toprağı yumuşatır diyebiliriz. Eş, peki bunun dışında ne göreceğiz bu uç meristemde arkadaşlar? Bu uç meristemin oluşturduğu hücreler artık bölünme özelliklerini kaybedip büyümeye, uzamaya, farklılaşmaya başlar ve kök bu şekilde uzar. Biz kökü bölümlere ayırıyoruz. Meristemin olduğu kısım hücre bölünme bölgesi. Burası sürekli bölünür. Sonra oluşan hücreler uzamaya başlarlar. Daha sonra da farklılaşmaya, olgunlaşmaya ve farklılaşmaya başlarlar. Tüyleri falan oluştururlar. İşte üç bölge bu şekilde isimlendirilir. Aşağıda bölünme bölgesi, uzama bölgesi sonra, sonra olgunlaşma bölgesi diye uç meristem ee, bu, bu şekilde oluşturur yeni hücreleri. Kaliptra önemli arkadaşlar. Gelelim uç meristeme arkadaşlar. Gövde ucunda, dalların ucunda falan bildiğiniz gibi tomurcuklar vardır ve bir ağacın dalını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Ağacın dalında böyle boğum boğum yapılar vardır. En uçta da tomurcuk vardır. Şimdi bu boğum boğum izler aslında tomurcuğun bıraktığı izlerdir. Tomurcuk bölüne bölüne bu dalı uzatır. Ee, ve büyümenin durduğu bölümlerde de oralarda izler bırakır. Yani tomurcuktan uzar dal arkadaşlar. Ee, tomurcuğun yapısında işte uç meristem vardır. Bu bir tomurcuk. Ee, uzatır dalları, her bıraktığı ize biz nodyum deriz. Ee, i̇şte kışın durur genelde büyüme, o zaman orada bir iz kalır. Şimdi bu tomurcuğun içine baktığımız zaman böyle küçük, aynen kök ucundaki gibi minik minik hücreler, meristem hücreleri ve bunun etrafında da kestiğimiz zaman böyle yapraklar görülür arkadaşlar. Bu yapraklar yeşil e, renklidirler e, ve o ortadaki uç meristemi korurlar, onun etrafını sararlar. Yine soğuktan, işte rüzgardan falan korurlar. Burası uç meristem. Çünkü bunlar ince çeperli, bol stoplazmalı, metabolizması yüksek hücreler. Bunlara da koruyucu yapraklar diyoruz. Yani uç meristemi gövdede koruyucu yapraklar, kökte kaliptra korur diyoruz arkadaşlar. Tomurcuklar yukarı doğru, kök aşağı doğru uzuyor. O yüzden uç meristen bitkilerde hem uzamayı, gövdenin uzamasını hem de kökün uzamasını sağlıyor arkadaşlar. Ve bu tohumdan itibaren vardır. Ta tohumdan çıkan ilk kök aşağı doğru uzar. İlk filiz yukarıya doğru uzar. Ve bu şekilde e, uç meristen bitkinin boyca uzamasını sağlar. Evet. Kısaca özetlemeye çalıştım birinci mevsimi. Devam edeceğiz. Başarılar arkadaşlar.